Sevgili izleyenler, bugün size bir önceki hamurumdan ayırmış olduğum mayalık hamurumu aktif hale nasıl getireceğim, onun hakkında bilgi vermek istiyorum, paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu bir önceki hamurumdan ayırmış olduğum hamur parçacıkları, biraz un ve sıcak suyumuz var yine. Hamurumuzun içine biraz sıcak suyumuzu kattıktan sonra ve biraz un. Güzelce çırpıyoruz. Karıştırıyoruz. Yani bu kıvam nasıl olacak? Sulu bir kıvam. Çok katı değil, sulu da. Maya kıvamında olduğu zaman bir dahaki hamurunuzu mayalanması açısından yeterli olacaktır. Ben yine bilgilendireceğim sizi. Sevgili izleyenler, az önce bir gün önceden ayırmış olduğum hamurumdan mayalı hamuru aktive ettim. Başka bir maya katmadım. Sadece bu dün ayırdığım hamurdan bir parça. Şimdi bugün sizlere hazır mayayı aktive etmişken akıtma tarifi vermek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle unumuz var. Unumuzun içerisine bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyoruz. Hazırlamış olduğum bu mayanın yarısını kullanacağım. 3 bardak unumuz var. Suyu da ölçülü kullanacağız. Kıvam krep hamuru kıvamında olacak. Mayayı unun içerisine ilave ettikten sonra şöyle sıcak suyumuzu, çok sıcak olmayacak, çok da ılık olmayacak, ölçülü bir şekilde ekliyoruz. Ve mikser yardımıyla. Hamurumuz bu. Bakın şöyle bir kıvam alıyor. Karıştırma işlemi bittikten sonra. 3 bardak un. Yaklaşık 3 bardak da su kullandım. Su, tekrar söylüyorum, sıcak olmasına dikkat edin ama çok da sıcak değil. Hamurun çabuk mayalanması açısından. Şimdi bu mayalamış olduğum hamurdan bir sonraki hamurum için buradaki maya aktife olduktan sonra yine ayıracağım ki bir dahaki hamurda kullanmak için. Sevgili izleyenler, hamurumuz böyle aktif hale geldi, kabardı. Şimdi birazdan bunun ben pişirme aşamasına geçeceğim. Aynı zamanda tavayı ateşe, ocağa koydum. Bu şekil benim başta size verdiğim tarif gibi bir önceki hamurdan kullandığınız mayayı kullanacaksanız eğer hamurun aktif olması biraz geç oluyor. Ama siz daha çabuk olmasını istiyorsanız eğer eski hamurunuzdan ayırmış olduğunuz mayanın içerisine 2 çay kaşığı instant maya ya da diğerinden yaş mayadan katabilirsiniz. O zaman daha çabuk hamurunuz kabaracaktır, aktif olacaktır. Akıtma hamurumuzdan tavaya 2 kepçe ölçüsünde koydum. Şimdi altlı üstü pişirdikten sonra, tabağı aldıktan sonra tereyağı ile üzerini yağlayacağım. Bu Trakya yöresine ait bir hamur işidir. Ve gerçekten çok lezzetlidir. Katkı maddesi az, sadece su, un, tuz ve mayadır. Gördüğünüz gibi hamurumuzun altı pişti. Bu hamurumuzu pişirirken, yani akıtmayı, kesinlikle tavayı yağlamıyoruz. Tamamen yağsız tavada oluyor. Bakın hamur göz göz oldu. Şu an tereyağı ile yağlama işlemini yapıyorum. Akıtmalarımız oldu. Aslına bakarsanız Trakya yöresine ait olan bu hamur işimiz kızarmaması lazım piştiği süresince. Yani beyaz olması lazım ama zaman sorunumuz olduğu için, malum iş güç vesaire,
daha çabuk olması açısından biraz hızlı ateşte piştiği için hafif kızarmış oluyor. Ama bunun makbulü asıl kendisi, özü beyaz olmasıdır. Çok ince dökülecek tavaya ve kısık ateşte pişirecek. Umuyorum ileriki zamanlarda bunu da deneriz geniş zamanda. Afiyet olsun hepinize.